Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 seçimleri için milletvekilliği kesinleşmiş listelerini yayınladı. Biz de Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak hem bu listeler hem de 2018 seçim sonuçlarını temel alarak bir takım karşılaştırmalar ve hesaplamalar yaptık. Bunların bulgularına göre yeni mecliste 33 ilden kadın vekil yer almayacak. Listelere baktığımızda MHP'nin 40, AKP'nin 34, İyi Parti'nin 22, CHP'nin 21 ilde kadın adayı bulunmuyor. Listelere göre meclise 117 kadın vekilin girmesini bekliyoruz. Bu durumda da meclisteki kadın oranı %19,5 olarak gerçekleşecek. Ancak TİP ve Yeşil Sol Parti en çok kadın aday gösteren partiler oldukları için 2018'e göre seçimde aldıkları oy oranı arttığı takdirde meclise girecek kadın sayısı da diğer partilere göre daha fazla artış göstermiş olacaktır. Görüldüğü gibi bu seçimde de eşit temsilden çok uzak listeler söz konusu. Eşit temsil vazgeçilmezimiz, bu sorun, bu eksiklik yasama organı da oluşturulacak kurullarla, yürütme ve yargıya yapılacak eşitlik ilkesi gözetilen atamalarla acilen telafi edilmelidir ve seçim sonrasında ilk 100 gün içinde yapılacak yasal değişikliklerden biri de tüm seçimlerde ve atamalarda eşit temsil ilkesinin yasal zorunluluk haline gelmesi olmalıdır. Eşit temsil olmayan listeler seçim kurulları tarafından reddedilmeli ve eşitlik ilkesini ihlal eden atamaların tümü iptal edilmelidir. Eşit temsil anayasal değişikliğin mümkün olduğu ilk dönemde anayasal bir kural olarak acilen düzenlenmelidir.